Arkadaşlar merhaba. Bugün size nasıl paketleme yaptığımı göstereceğim. Öncelikle gerekli malzemeleri gösteriyorum. Diyelim paketleyeceğimiz sepet bu. Ondan sonra Sweet Dream Baskets'in stickerları var. Ondan sonra makas. Ondan sonra bu tür böyle sicim gibi bir kahverengi bir ip kullanıyorum. Kalın şeffaf selotip. Ondan sonra kağıt olarak da şu mendil kağıdından böyle 2-3 tabaka. Burada bir tane de büyük boy bir ürün torbası. O da şu. Benimkisinin ölçüsü bakalım 60'a 80. Bu güzel bir boy. Tavsiye ederim. 60'a 80. Bunları bir kenara koyuyorum. Evet, hemen başlıyoruz. İlk önce yapacağımız şey sepeti düzgün bir şekilde katlayacağız. Her sepetin bu sefer bir tane bilezik takımı da koyuyorum. Bir de genellikle bir teşekkür kartı yazıyorum müşterilere. Şöyle bir şey yazdım. Ondan sonra şimdi kapatırken ilk önce son bir kere bir silkeliyorum. Koyduğum yerin temiz olmasına çalışıyorum. Bir son dikkat ediyorum. Bir kedi tüyü falan kalmış mı hiçbir yerde diye. Son bir kontrol. Herhangi bir pislik var mı? Kontrolümüzü yaptıktan sonra bağlarken önce şöyle bir sepeti bağlamak için böyle bir ipe ihtiyacımız olacak. Bunu hazırlıyorum. Ondan sonra düzgün bir biçimde şöyle kenarlardan bastırıyorum. Ondan sonra bunu buradan da bu taraftan düzgün bir paket oldu. Bunu da içine sıkıştırıyorum. Bunu da içine sıkıştırıyorum. Ondan sonra bu sefer vakumlama yapmayacağım. Şöyle ortadan küçük bir bağ yapıyorum. Evet, şöyle bakın düzgün bir form elde ettim. Ondan sonra bastırıyorum böyle köşelerden biraz. Şöyle yapacağım. Mendil kağıdını saracağız. Böyle döndürüyorum. İlk önce bu bantlardan 3-5 tane hazırlıyorum. Koyuyorum şuraya göstereyim. Böyle uzun uzun. Hem bu mendil kağıdı için hem de ambalaj kağıdı için kullanacağım. Şöyle güzelce katlıyorum. Ondan sonra biraz büyük geldi. Onun için şimdi hemen katlayalım. Ondan sonra şuradan kapatacağız. Kameralardan biraz bastırmaya çalışıyorum. Biraz paketimi küçültmeye çalışıyorum. Arkadaşlar. Elimden kapattım. Evet. Böyle bir beyaz paket elde ettik. Şimdi bunun üstüne ufak bir süsleme yapıyoruz. Şöyle yapabiliriz. Bunu ister işte küçük bir kurdele yapın.
böyle bir şey. Ondan sonra yılbaşı olduğu için hadi dedim şeye koyalım, böyle bir kırmızı bir şey de ekleyelim. Normalde yapmıyorum. Sonra böyle bir şey yaptık. Düzeltiyorum. Biraz bunlar sanki çok uzun. Kestim. Ondan sonra bu da biraz sanki uzun oldu. Sonra yapıştırmamız var. Bunlardan markamızın yapıştırmasını böyle ortaya diye koyuyoruz. Evet, bunlarla işimiz bitti. Şimdi ürün torbasına koyacağız. Ürün torbasına koyuyoruz. Ürünümüzü şöyle bir köşesine kadar yıkıyorum. Evet. Burada bayağı bir fazlalık oluştu. Bu fazlalığı kesiyorum yani şöyle. Bir köşesine getireyim. Ondan şöyle getirdim. Ondan sonra şöyle buradan. Bazen burada böyle bir balonlaşma oluyor. O zaman şöyle havasını almak için biraz şöyle kesiyorum. Yaptık. Evet, son bir taraf kaldı. Böyle şeffaf olduğu için şey olmuyor. Yani belli bile olmuyor bantlar. Ondan sonra arkadaşlar işte böyle bir paket elde etmiş oluyoruz. Paketlememiz bu şekilde olacak.